Asun kabul edilmelidir. Berlin Balesi'nde çalan bir kadın kemancı verilen ara sırasında ortadan kayboldu. Gelmemiş olması düşünülemezdi. Ona ne olduğu konusunda çok endişelilerdi. Çok ürkütücüydü. Geleneksel olarak zaten ürkütücü bir çevredir. Bazen onu kurtarabilecek binlerce kişinin yan koridorundaydı. İnce bir duvarın arkasında. Hey Giorgio buraya gel. Çıplaktı, yüzü yukarı dönüktü. Herkes bu olayı işliyordu. Şehirdeki en büyük hikayeydi. Başlıkları görünce resmen yere düştü. Düşmanları var mıydı? Ona böyle vahşi, korkunç bir şey yapabilecek birisi var mıydı? Katil olabilecek birinin yanında çalışıyorsunuz. Hemen yanınızdaki adam olabilir mi? Asla bilemezsiniz. Neden o? Neden ben değilim diye düşünmeden edemiyordum. 1980'lerin başı ve korku her yerde. 1980'ler karmaşa ve ile doğdu. Aşanlık ve savaş tehditleriyle Beyaz Saray ve Kremlin arasındaki gerilim artıyordu. Sovyet güçlerinin Afganistan işgalinin ardından ne Amerikan halkı ne de ben Moskova'ya bir olimpiyat takımı gönderilmesini desteklemeyeceğiz. Ve sinirler eve daha yakın bir kabus nedeniyle gerildi. Uyuşturucu ilintili şiddet tüm Amerika'da yayılıyor. Sadece New York şehrinde bile şiddet ve uyuşturucu suçları kontrolden çıkmıştı. 80'lerde Büyük Elma tamamen çürümüştü. Şehir iflas etmişti. Metroların içi ve dışı grafitilerle kaplıydı. Her hafta sadece metroda 200 civarında suç işleniyordu. Bu sırada Bronx yanıp suç dalgası yükselirken Uptown olarak bilinen Manhattan'ın en zengin kesiminde iyi yaşam devam ediyordu. New York şehri elitleri hala hayatın tadını çıkarıyordu. Onların harika havalı yere gitmelerine hiçbir engel olmuyordu. Metropolitan Opera Evi gibi yerlere. Seninle operaya gidebileceğimi düşündüm ama yanlış olur. 80'ler klasiği Moonstruck filminde Met New York'un en seçkin haline nesim geliyordu. İnsanlar operaya smokin ve balo elbiseleriyle geliyordu. Seçkin bir topluluktu. Met aynı zamanda bir diğer seçkin grubun toplanma yeriydi. Dünyanın en iyi performans sanatçılarının aralarında 31 yaşındaki Helen Hagnes Mintix adında bir kemancı da vardı. Helen'in çok güzel bir keman tonu vardı. Sesi hala kulaklarımda. Birlikte pek çok konserde çaldık. Ancak sadece Helen'ın müzisyenliği değil. Kendisi de etkileyiciydi. Onu ilk gördüğümde inanılmaz bir ışık hüzmesi gördüğümü sanmıştım. Sadece yüzünde değil uzun, açık sarı saçlarında da. Hiç öyle bir saç görmemiştim. Helen Metin en zengin müşterileriyle şehrin aynı bölgesinden geliyor gibi görünse de gerçek çok farklıydı. O Alder Grove, British Columbia'da tavuklar, atlar, ineklerle büyüdü. Müzik yeteneği çok erken yaşta belli oldu. Babası onu Vancouver'a götürdü. Ancak çiftlikten çıkmıştı ve çiftlik işlerini yapmıştı. Gübre kopmasından endişe ediyordu. Bu yüzden üzerine parfüm döktü. Köylü kızını köyden çıkarmak için. Köylü kızı New York'un Lincoln Merkezindeki prestijli Juilliard Konservatuvarına gidecek kadar iyi olmak istiyordu. 19 yaşındayken hayali gerçek oldu. O kesinlikle havalara uçmuştu. Sadece okula girdiği için değil, çevresinde bu kadar çok yetenek olduğu için de. Şekerci dükkanındaki bir çocuk gibiydi. Seçkin olmayan bir çiftlik geçmişinden New York'taki en seçkin serbest çalışan müzisyenler arasına girmişti ve hayli seyahat ediyordu. Yeteneği Helen'in dünyaya açılan pasaportu gibiydi. New York'taki evinden sık sık ayrılıp Kaire'den Atina'ya kadar uluslararası konserlerde çalıyordu. ile birlikte yanında daima taşıdığı bir diğer şey mizah duygusuydu. Bir Yunan gemi şirketi konserler vermesi için bizi tuttu. Bir kostüm partisi vardı ve gemide banyo havluları ve duş perdelerinden kostümler yaptık. Bu onu çok eğlendirmişti. Tabii bu onun tipik halleriydi. Yolculukları sırasında Helen müzik dışında bir de aşk buldu. 27 yaşındayken Kanada'da yaz kamplarında heykel tıraşlık yapan Yanis Mintix ile tanıştı. Birbirlerine vuruldular. Onunla tanıştığı günden itibaren sürekli ondan söz ediyor ve onu düşünüyordu. Noel'de kendisini ziyaret etmesi için New York'a gelmesini istedi. Ve... Adam oraya gelecek parası olmadığını söyledi. Ben öderim gelmelisin dedi ve ondan sonra birbirlerinden ayrılmaz oldular. Helen ve Yanis kısa süre sonra evlendiler ve Matt'teki işinden birkaç sokak uzaktaki üst batı tarafında bir daireye taşındılar. Öyle de olsa Yanis ser performansından sonra yorgun düşen Helen almayı ihmal etmiyordu. Bunu yapmasının sebebi eve güvenle dönmesini istiyordu ve onu görmek istiyordu. Her saniye birlikte olmak istiyorlardı. Helen için, herkes için, Matt çalışmak için harika bir yerdi. Sahne arkasında Vince Donahue gibi yüzlerce işçi seçkin setler hazırlıyor, ışık ve sahne koreografileri hazırlıyorlardı. Çok ağır bir işti çünkü set parçaları devasaydı. Tek bir parçayı 12 kişi taşıyordu. Ve biri takılıp düşerse o parça durmuyordu. İlerlemeye devam ediyordu. Ayağınızı, elinizi eziyordu. Sanatçılar Metin Seçkin sınıfı olsa da burada sahneye çıkacak hale gelmeleri yıllar sürüyordu. Sahne arkasında çalışan bir mavi yakalı olmaksa daha da zordu. Metropolitan Opera Evi'nde sahne arkasında çalışan sınıf çok güçlü bir birlik üyesiydi. Babadan oğula geçen bir işti ve ailenin bir parçası değilseniz bu birliğe girmek çok zordu. Sanki sahne çalışanlarının başındaki Marty Higgins tüm aileyi işe almıştı. Karısının eski kocası burada, oğlu Craig'le birlikte çalışıyordu. Tam bir nepotizm. Babanız işte değilse siz de gidemezdiniz. Çok yakın bir gruptu ve bir mahalle gibiydi. Staten Island, Queens Bronx gibi Manhattan'dan çok fazla kişi yoktu. İşçi sınıfı insanlarıydılar. Matt şehrin küçük bir versiyonu gibiydi. Kısmen ipek gömlekli, kısmen mavi yakalı. Metropolitan Opera Evi size doğada üst sınıf, alt sınıf farkını yansıtıyordu. Ön tarafta yüzlerce kişi şık elbiselerle oturuyordu. Sahne arkasında ise alt-orta sınıftan işçiler vardı. Herhangi bir sanatçılar her iki dünya arasında gidip geliyordu. Seyirci kadar klas, sahne çalışanları kadar çalışkandı. Ama onlarla karışmıyorlardı. Sahne çalışanları ayrı bir köydü. Müzisyenler ayrı bir köydü. İçlerine kapanıklardı. Birbirlerine çok saygı duymuyorlardı. 23 Temmuz 1980 Bu gece Mete Berlin Balesi Sovyet sanatçıları Valeri Penov ve karısı Galina Penova'yı ağırlıyordu. Gala gecesiydi. 3700 seyirci en şık kıyafetleriyle geldiler. Her zamanki gibi kemançı Helen Mintix ve orkestranın geri kalanı da duruma uygun giyinmişti. Helen orkestra konseri için siyahlar giymişti. Altın rengi saçlarını taktığı mavi bir çiçekle süslemişti. Helen iki balede çalışıyordu. İkincisi Don Quixote'dan pasta dövdü. Saat 9.28 civarında Don Quixote bitti. Gelecek 45 dakika boyunca kaydedilmiş müzik çalınacağından serbest olacaktı. O noktada kemanını sandalyesinde bıraktı. Programın son balesi olan Miss Julie'yi çalmak üzere Helen'ın geri gelmesi gerekiyordu. Saat 22.19'da orkestra son bale için yerine geçer. Helen'ın 20 bin dolarlık kemanı hala sandalyedir. Ama kendisi görünürde yoktur. Bu davranış onun için düşünülmez bir şeydi. O birinci sınıf bir profesyoneldi, tamamen güvenilirdi. Gelmemesi asla düşünülemezdi. Akla gelen tek şey, o gün birkaç kişiye iyi hissetmediğini söylemiş olmasıydı. Yanis ona bir şey yemelisin demişti. O iyi hissetmiyorum deyip duruyordu. O da yemelisin diyordu. Böyle söyleyip duruyorlardı. Tek olası açıklama onun çok hasta olması ve tuvalette ya da bir yerlerde yatıyor olmasıydı. Ancak durum buysa birilerine geri gelemeyeceğine dair haber yollaması gerekiyordu. Bale saat 11.15'te sona erdiğinde Helen'dan hala iz yoktur. Orkestra üyesi arkadaşları onun için endişelenmiştir. Ona olabileceklerden çok endişeleniyorlardı. Sahne arkasını aramaya başladılar. Ev sahibi arandı ve o da Helen'i aradı. Cevap yoktu. Çünkü kocası Yanis onu dışarıda bekliyordu. O dışarı gelmeyince merak büyüdü ve arama genişletildi. 24 Temmuz 1980. 24 Temmuz saat sabah 4'te dedektif Jerry Giorgio Mete gelir. Bir kemancı ortadan kaybolmuştur. Bu bir kayıp kişi vakası olsa bile Met en kötüsüne hazırlanmıştır. Jerry Giorgio cinayet masası dedektiflerindendi. Onlar bir grup uzmandır ve cinayet vakalarıyla ilgilenen en iyi dedektiflerdi. Giorgio ile birlikte Metin'de bulunduğu bölgeden sorumlu olan dedektif Mike Strack çalışmaktadır. Bu davaya çok uygunlardı. Giorgio çok tecrübeliydi ve Strack çok kararlı biriydi. Dedektifler tüm binanın oda oda aranmasını emrederler. Ancak kısa sürede bunun zor bir iş olacağı fark edilir. Metropolitan Opera Evi dünyanın en büyük labirentlerinden biridir. Korkutucuydu. Dedektifler kendilerini koridor ve merdivenlerden oluşan bir labirentin içinde kaybolmuş buldu. Yukarı altı kat çıkıyordu, üç kat aşağı iniyordu. Odalar, mankenler, kostümlerle doluydu. Karanlıkta çalışıyorsunuz, çok ürkütücü. Geleneksel olarak ürkütücü bir çevre. Beş saat aramanın ardından güneş doğarken... ...Helen ya da ona dair bir iz bulunamamıştır. Daha sonra saat sekizde... Bir bakım görevlisi koşarak yüzü soluk bir halde onlara gitti. Titriyordu, çatıda bir şey bulduğunu ve başka bir şey olmadığını söyledi. Bir çift kadın ayakkabı. Temmuz 1980. Metropolitan Opera binasının çatısında bir çift kadın ayakkabısı bulunduktan sonra New York Polis Departmanı dedektifleri önceki geceden beri kayıp olan kemancı Helen Mintix'i bulmayı ummaktadır. Ancak 9'da umutları kararmaya başlar. Hey Giorgio! Buraya gel. O noktada dedektif Jerry Giorgio havalandırma boşluğuna baktı ve tamamen şoke edici bir şey gördü. Boşluğun ortasında üç kat aşağıda bir kadın cesedi platformun üzerinde yatmaktadır. Bir ceset görüyorum. Çıplaktı, yüzü yukarı dönüktü ve bir çelik iskele üzerinde duruyordu. Çatı ve Helen'ın cesedi arasındaki merdivenlerde dedektifler bir sütyen ve not defteri bulur. Dedektifler üçüncü kata ulaştığında Helen'in cesedinin asılı bulunduğu iskeleye tırmanırlar. Helen Hegnes Mintix'in cesedi kırılmış bir oyuncak bebek gibiydi. Bir borunun üzerinden sarkıyordu. Bacakları kırılmıştı ve farklı yönlere dönmüştü. Cesedi yakından inceleyen dedektifler Helen Hegnes Mintix'in ağzına sokulan bir kumaş parçasıyla susturulmuş olduğunu gördü bacakları iple ve bir kumaş şeridiyle bağlanmıştı. Elleri arkadan bağlanmıştı. Sırak ve Giorgio ipuçları aramaları için polisler gönderirler. Üzerlerinde bulundukları halka açık olmayan merdivenler polislere olası bir ipucu vermektedir. Polis en başlardan bunun yapan kişinin binayı iyi tanıdığı fikrine vardı. Bu sırada parmak izi uzmanları metin çatısını ararlar. Bir olay yeri birimi dedektifi Helen'ın bulunduğu hava boşluğu yakınlarındaki bir boruda tam bir avuç izi buldu. Bu önemli bir ipucudur çünkü avuç içini alırsanız bu adeta bir imza gibidir. Dedektifler kendi ekip üyelerinden birine ait olmasından endişe ederler. Dedektifler önce dikkatsiz bir polis buraya gelmiş, araştırırken buraya tutunmuş diye düşündü. Yine de dikkatlice iz örneğini alıp diğer kanıtların yanına koyarlar. Dedektifler Mette de ipucu ararken dedektif Giorgio Helen'ın kocası Yanis'i sorgular. Yanis kederden kıpırdayamaz haldeydi. Kendi sözlerini çok iyi hatırlıyorum. Gücümü şişeden alıyorum dedi. O alkolik filan değildi ama böyle atlatıyordu. Çok içiyordu. Çok fazla içiyordu. Ancak polislerin Yanis'in davranışlarının kaderden mi suçluluktan mı olduğunu kendi gözleriyle görmesi gerekir. Belki de gecelerce onu beklerken kıskançlık içindedir. Belki başka bir şeyler olduğundan şüphelenmiştir. Daima önce aile üyelerine bakar ve oradan devam edersiniz. Yanis'le görüştüklerinde Helen'i en son ne zaman gördüğünü, performansın ardından nereye gitmiş olabileceğini sordular bir şüpheli olarak görülmekten çok rahatsız olmuştu. Bu kelimenin kendi adıyla kullanılabilecek olmasından bile hoşlanmıyordu. Dedektif Giorgio kısa süre sonra Yanis'i şüpheli listesinden çıkarır. Yanis şüpheli listesinden çıkarıldı çünkü katil Met de yolunu bulabiliyordu. Dedektifler onun bir labirent gibi olduğunu görmüştü ve Yanis bilmiyordu. Daha önce binanın içine hiç girmemişti. Polis bunun içerden bir iş olduğuna inandığı için MET'te çalışan herkeste görüşmeleri gerekir. Ocak ayından bu yana MET'e giriş çıkış yapan 2600 kişi vardı. Ve hiç sorun yaşamadan, sorgulanıp durdurulmadan sahne arkasına geçmiş olabilirlerdi. Bu büyük bir zorluktur. Strak ve Georgia'nın çoğu davanın çözülmesi için gereken ilk 48 saatte bunu yapmaları mümkün görünmez. Alabilecekleri tüm yardıma ihtiyaçları vardır. Helen'ın cesedinin bulunmasından 3 saat sonra dedektiflerden oluşan bir ekip ofislerin merkezinde kamp kurar ve parmak izleri alır. Tüm met kapatılmıştır. Kimse neler olduğunu bilmiyordu ancak bir gece gecede 50 rozetli dedektif geldi. Ofise yerleşti ve insanları tek tek çağırmaya başladılar mette sahne arkasında çalışan herkesle görüşmeliydiler. Makyaj sanatçıları, kostümcüler, sahne çalışanları, marangozlar, elektrikçiler. Performans sırasında birinin bir şey görüp görmediğini, yerinde olmayan biri olup olmadığını sordular. Kimin o saatte nerede olması gerektiğini sorguladılar. Basında bunu fark etti. Berlin Balesi'nde çalan bir kadın kemancı verilen ara sırasında ortadan kayboldu. Herkes bu vakayı veriyordu. Şehrin en büyük hikayesiydi. Katledilen kemancı. Ve başlıklar havada uçuştu. Polisler çıplak sarışının cesedini buldu. Öldürülen kemancı. Bu böylece devam etti. Gazetecilikte eski bir deyim vardır. Kanıyorsa satar. Ve bu vakka kesinlikle uyuyordu. Başlıkları görünce resmen yere düştüm. En yakın arkadaşım Mette öldürülmüştü. Karnınıza bir yumruk gibi iniyor. Kendinizi o yaşta, kızınızın yaşında hayal ediyorsunuz. Genç bir kadın, güvenli olması gereken bir yerde hayatına devam ediyordu. Karanlık bir arka sokakta yürümüyordu. Metropolitan Opera evinde çalışıyordu. Bu şoke ediciydi. Matt böyle bir dikkat çekmeden memnun değildi. Opera evi çok tehlikeli görülürse, tehlikeyle eş anlamlı hale gelirse meraklılar gelebilirdi. Ancak operaya gelen bu meraklılar normalde operaya gidenlerin uzak durmasına neden olabilirdi. Onların operaya gitme sebepleri ailelerinin, dedelerinin gidiyor olmasıydı. New York'ta yaşıyorsanız ve çok paranız varsa bu yaptığınız şeylerden biridir. Ta ki kötü ünü nedeniyle bunu yapmayı kesene kadar. Met bundan mutlu değildi. Polis kocası Yanis dışında herinin şahsi ve profesyonel bağlantılarını incelemeye başlar. Düşmanı var mıydı? Onun böyle vahşi, korkunç bir biçimde ölmesini isteyen var mıydı? Bu genç kadın hakkında söyleyecek kötü sözü olan birine rastlamadılar. Tatlı kelimesini kullanmayı sevmem. Çok sahte duruyor. Ama onu en çok tarif eden kelime bu. Öte yandan çok zeki bir kızdı ve kurnazdı. Bu kıskanç bir sevgili midir? Orkestrada onun yerini isteyen rakip bir müzisyen mi? Yoksa gizli bir hayran mı? Opera evinde dolaşan bir şekilde sahne arkasına sızmış bir deli miydi? Akıllarına gelen her teoriyi incelikle dikkate aldılar. Spekülasyonlar Mette bir panik dalgası oluşturur. Mette güvenlik önlemleri ciddi biçimde arttırıldı. Katilin kim olduğunu bilmiyorlardı. Katilin aralarında olup olmadığını bilmiyorlardı. Sahne arkasında çalışanlar birbirlerine şüpheyle bakmaya başlarlar. Katil olabilecek birinin yanında çalışıyorsunuz. Hemen yanınızdaki adam olabilir mi? Asla bilemezsiniz. Ancak polisler için Winston Donahue diğerlerinden daha fazla katile benzemektedir. Polisler Vincent Donahue'yu yakından inceliyordu. Çünkü cinayetten sonraki sabah yüzünde kanlı bir çizikle gelmişti ve kafasını tıraş etmiş, görüntüsünü de değiştirmişti. Donahue'nun bahanesi polislere inandırıcı gelmez. Onlara karımla ayrılma aşamasında olduğumuzu söyledim ve önceki gece saç saça baş başa kavga etmiştik, yüzümü çizmişti. En iyi yanımın saçım olduğunu söyledi. Ben de banyoya gidip saçımı tıraş ettim. Donahu gitgide daha çok ilgi çekmektedir. Polisin karısı ve meslektaşlarıyla bu hikayeyi doğrulaması gerekir. Bu sırada onu 24 saat gözetim altına alırlar. Takip edilmeden eve gidebileyim diye bir bisiklet aldım. Donahu izlenirken polisler Helen'ın başka biriyle daha karşılaştığını öğrenirler. Met orkestrasından bir diğer kemancı olan Alice Montoya. Polis Alice Montoya'dan, Helen'in bir arkadaşından, Helen'in o geceki molada planının Valeri Penov bulmak olduğunu öğrendi. Penov, Berlin Balesi'nin yıldız dansçılarındandır ve Rusya'dan kaçmıştır. Bu şüphe uyandırmıştır. Belki de bir ajandı, belki de KGB'nin bir üyesiydi. 24 Temmuz 1980, Metropolitan Opera binasında bir bale yıldızı ve Sovyet kaçağı olan Valery Penov'un yamancı Helen Agnes Mintix'in ölümünden şüpheli olabileceği konuşulur. Bu üç kişiyi KGB öldürmüş olabilir. 1980'lerde soğuk savaş tüm hızıyla devam etmektedir. Ve Sovyetler Birliği Birleşik Devletler'de bir korku ve gizem kaynağıdır. Bu acil durum yayın sistemi. Rus ordusu askerleri tarafından saldırıya uğradık ve biri Helen'ı son gördüğünde Rus'la görüşmeye gitmektedir. Bu adam 1974'te Sovyetler Birliği'nden kaçmasından bu yana yetkililerce iyi tanınan biridir. Ve Rusya'da anlatılanlara göre Penov öfkeli biridir. Dedikodular dolaşırken bir diğer tanık ortaya çıkar. Berlin Balesi'nde Amerikan doğumlu bir balerin olan Laura Cutler, Helen'ı verilen aradan hemen sonra asansörde gördüğünü söyler. O akşam onunla karşılaşana dek onunla tanışmamıştım. Gülümsüyordu, heyecanlıydı. Harika bir hava yayıyordu. Laura da Penov bağlantısını onaylar. Helen Laura'ya onu aradığını söylemiştir. Valerie Penov'un yanına gitmeye karar vermişti. Çünkü kocası onun heykelini yapmak istiyordu. Dedektifler Penov'u Helen Mintings'le ilgili sorguladığında cevabı onları şaşırtır. Penov onunla bir ilgisi olmadığını söyledi. Onunla görüşmemişti ve o akşam nerede olduğu ile ilgili bir fikri yoktu. Bu gizemi daha da büyütmüştür. İki ayrı tanık Helen'i Penov ararken görmüştür. Sovyet kaçağı bir şey saklıyor olabilir miydi? Penov ipucu ve bağlantısı onun KGB'den olabileceğine dair yeni dedikodular doğurdu. Belki CIA bağlantısı vardı, kim bilir. Böyle dedikodular dolaşıyordu ortalıkta. Ancak Laura Cutler polise başka bir ipucu daha verir. O ve Helen birlikte asansördeyken, Laura'nın daha önce görmediği bir adam da vardır. Helen, Valeri Penov'u soyunma odasında bulmak için hangi kata gitmesi gerektiğini sordu. Hala o devasa sahne arkasını iyi tanımıyordum. İyi bilmiyorsanız çok karışık bir yerdir. Lora'nın söylediğine göre adam konuşmuştur. Adam üçüncü kata gitmeniz gerek dedi. Ben de ah tamam bu iyi dedim. O etrafı biliyordu. Onun istediği yere gitmesine yardım edecekti. Laura kendi katında indiğinde asansörde sadece ikisi kalır. Helen ve adam. Çok uzun değildi. Orta yapıda, uzunca, dağınık saçlı, iş kıyafetleri giyen beyaz bir adamdı. Sahne çalışanlarının giydiği türden bir kıyafet giymişti. Üstü başı dağınık görünüyordu. Akıl sağlığı pek iyi değil gibiydi. Dedektifler Laura'nın tarifine uygun olarak resmini çizdirirler. O bu davadaki en iyi ipucuydu çünkü Helen'ı en son canlı gören kişiydi. 26 Temmuz 1980. Helen'in cinayetinden üç gün sonra otopsi raporları gelir ve ölümüne dair daha fazla ipucu sağlar. Adli tıp uzmanı otopsi sırasında beynindeki kan miktarından o boşluğa atıldığında canlı olduğunu ortaya çıkardı. Otopside boynunda bir çizik buldular. Bir bıçak neden olmuş olabilirdi. Bağlandığı yerlerde bileklerinde yaralar vardı. Otopsinin bir bölümü kurbanın midesindekileri incelemeyi içeriyordu. Bu normal bir prosedür. Yediği salatanın kalıntılarına rastladılar ve onun yaklaşık ölüm saatine dair bir fikir verdi. Sindirim sürecinden ölüm saatini saat 9.30 ve 11 arası olarak hesapladılar. Tam olarak Helen'ın son baleden sonra ortadan kaybolduğu zaman. Polis artık Valeri Penov'un Helen cinayetiyle ilgisi olmadığına emindir. Ve pek çok tanık Penov'un o sırada karısı Galina'nın performansını izlediğini söylüyordu. Polisler artık Helen'la asansörde bulunan adamı bulmaya odaklanırlar. Burunlarının dibinde olduğuna da emindirler. Polis asansördeki adam katil olmasa bile onları katile götürebileceğini düşünüyordu. Çizime dayanan dedektifler Jerry Giorgio ve Mike Stark, MET'te çalışan 40 yaşın altındaki işçileri incelemeye başlarlar. Bu sahne labirentini iyi tanıyan biri olmalıdır. Bu sayede şüpheli sayısını sınırlayabildiler. Hala çok geniş bir alanda ama sınırlıydı. Polisler sahne ekibini araştırırken Metin sahnedeki görkem ve parıltısının ardında sahne arkasının 80'lerin Times meydanı kadar kirli olabileceğini fark ederler. Vince Donahue, Bobby Anderson ve Craig Raymonds gibi üyeler bunun en belirgin örneğidir. İnsanlar eser içiyordu, insanlar diğer şeyleri yapıyorlardı. O zamanlar uyuşturucu kültürü vardı. Kendi adıma konuşuyorum. Günlük olarak uyuşturucu kullanıyordum. Kokain kullanıyordum, ot içiyordum. Kreyn de kullandığını biliyorum. O kullanmıştı. Craig Remans en genç sahne görevlilerinden biridir ve ekibin patronu Marty Higgins'in üvey oğludur. O herkesin endişe ettiği küçük çocuktu. Çok içen, çok çeken, çok tüttüren bir çocuk. Çünkü sahne arkasındaki herkes onu severdi. Mette cinayet. Polis ve basın Mette'den sızan bu sahne arkasındaki sefahat hikayelerini dinlerken sahne çalışanları sorgulamanın odağına oturmuştur. Bazılarının sabıkası vardır. Adi suçlara ya da daha kötüsüne karışabilecekleri geçmişlerden ve mahallelerden geliyorlardır onlar kötüydü. George ve Strzok'un gözleri hala Winston üzerindedir. Karısıyla kavga ettiğini açıklamıştı. Ancak polis hala şüpheliydi. Pek çok kişi bunun için beni suçluyordu ve bazıları kafamı tıraş ettiğim için şaka yapıyordu. Evet, katil o diyorlardı. Bu çok korkutucuydu. Bu olabilir mi? Karımla kavga edip kafamı tıraş ettiğim, yüzümde çizikler olduğu için cinayetten hüküm giyebilir miyim diye düşündüm. Bu olabilir mi? Gerçekten. Vincent profile uymaktadır. 40 yaşın üzerinde, dağınık görünüşlü. Ve o sırada uzun saçları vardır. Karısıyla kavga ettiğini bile itiraf etmiştir. Öfkesini Helen'a yönlendirmiş olabilir miydi? çatıda arkasında bıraktığı izlerden ve arkadaşlarıyla görüşmelerinden sıkı bir mücadele verdiği çok açıktır. O güçlü bir kızdı, insanlardan korkmazdı. Birisinin onu alt etmiş olmasını anlamak benim için çok zor. Onu özleyeceğim. Polis çok sayıda ekip üyesiyle görüştüğünde, hepsi başka yerde cinayetin işlendiği sırada, Vince'i çalışırken gördüklerini doğrulamıştır bu bir sahne çalışanını temize çıkarsa bile daha çok şüpheli vardır. Dedektifler ekip üyelerini teker teker sorgularlar. Bu bir bulmaca oyunu gibi. Elinizdeki tüm bilgileri seçip değerlendirmelisiniz ama... Daha çok çalışan yaşlılar saat 9.04'te tuvaletten çıktın. Çünkü ondan iki dakika sonra sahnede olmalıydık falan diyordu. Sonra başka biri ben koridordaydım. O adamın tuvaletten çıktığını görmedim diyordu hikayeleri koordine etmek ve uyumsuzlukları bulmak için gerçekten çok çaba sarf ettik. Özen gösteriyorduk. En başta ilgilendiğimiz birkaç kişi vardı. Fiziksel görünüşlerine dikkat ettik ve polis sorulara cevap verememe durumunu değerlendirecekti. Ancak sırayla her biri elendi. 14 Ağustos 1980. Polisler birkaç haftadır sahne arkasında çalışan herkesten parmak izi alıp sorgulamıştır. Ve parmak izi alınırken bir adam dikkat çekmiştir. Çok gergindi ve bu gerginlik doğruca dedektiflerin zihninde bu adamda yolunda gitmeyen bir şeyler var düşüncesine neden olmuştu. Craig Kimmins, sahne çalışanlarının başındaki Marty Higgins'in 21 yaşındaki üvey oğludur. Çok sıradan birine benziyordu. Bebek yüzlüydü. Ancak dedektifler Craig'i sorguladıklarında Helen ortadan kaybolduğunda sahne arkasında çalışmakta olduğunu söyler. Clemens hiç iş atlamadığını söyledi. Polis patronunu ve diğer çalışanları sorguladığında ise bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Craig'in o akşam birkaç görevi kaçırdığını biliyordum. O sırada geçici patron bendim ve o da sahnenin sağında çalışıyordu. Nereye gittiğini bilmiyordu. Onun işini başkasına verdik. Yani kaybolduğu açıktı. Çatıda bulunan avuç içi izlerinin sonuçları da gelmiştir. Çatıdaki boruda bulunan izler Craig Crimmins'a aitti. Dedektifler Crimmins'ı sorguladığında, evet, kemancıyla asansördeki adam bendim dedi. 14 Ağustos 1980 Dedektifler Strack ve Giorgio, Matt'te öldürülen Helen Mintings'in katili olarak 21 yaşındaki Craig Cremins'den şüphelenmişlerdir. Dedektifler Cremins'la yüzleştiler. Onun vardiyası hakkında yalan söylediğini biliyorlardı. Çatıdaki boruda onun avuç izi bulunmuştu. Cremins sonunda biraz geri adım attı ve evet kemancı ile asansördeki adam bendim dedi. Bize bunu söylemesinin onun cinayete bağlayacağından korktuğundan bu bilgiyi sakladığını söyledi. Dedektifler daha önce de sormuştur. Ancak Craig'e 23 Temmuz gecesi nerede olduğunu bir kez daha sorarlar. Ve şimdi de Craig Crimmins hikayesini değiştirip cinayet saatinde elektrikçiler odasında uyuduğunu söyledi. Strack ve Giorgio Craig'in son hikayesini diğer sahne çalışanlarıyla kontrol ederler. Dedektifler odada yalnız uyuyan ve o sırada Crimmins'ı görmediğini söyleyen birini buldular. Grimmons'ın polise bir kez daha yalan söylediği ortaya çıktı. Polisler ve savcı yardımcısı Charles Heffern'ın Grimmons'ı tutuklamak için ellerinde yeterince bilgi olup olmadığını tartışırlar. O akşam birkaç saat tartıştık. Polis onu tutuklamak istiyordu. Tutuklarlarsa hemen itiraf edeceğini söylüyorlardı. Ben daha muhafazakar bir tavır aldım. Çünkü itiraf etmezse o zaman elimizde hiçbir şey olmayacaktı. Ancak polis zamana karşı yarışmaktadır. İşçi bayramı hafta sonu Daily News'ın 21 yaşındaki sahne çalışanının baş şüpheli olduğunu haber yapan bir baskı yapacağını öğrendik. Bu halka açıklanırsa Cremons ya da ailesi ona bir avukat tutabilirdi ve artık ona ulaşmamız çok zor olurdu. Dedektif Giorgio Bronx'a gitti. Yediye 10 kala Cremons kapıyı açtı ve Jerry birkaç şey daha sormamız gerek Craig bizimle gelir misin diye sordu. Evet dedi. Karakolda dedektif Giorgio Craig Cremons'a onun aleyhindeki her şeyi sundu. Elizi en başta asansörde olmadığına dair yalan söylemesi. Elektrikçilerin odasında uyuduğu yalandı. Köşeye sıkışan Craig itiraf eder. O noktada o kadını ben öldürdüm dedi ve yaptığını itiraf etti. Hikayesi o günkü gündüz ve akşam performansları arasında başlamıştır. Arkadaşlarıyla birkaç bira içmeye gitmişlerdir. Çakır keyif halde geri geldi. Her zamanki gibi Helen o gece muhteşem görünmektedir ve Craig bunu fark eder. Cremons dedektiflere o gece balerinle birlikte Helen'ı asansöre dek takip ettiğini söyledi. Ve sonra balerin inmişti. Helen'a kaba bir şeyler söylemiş ve o suratına tokat atınca bu onu çok sinirlendirmiş. Onu tokatladığında... Ben orkestradanım. Sen bir sahne arkası işçisisin. Bana böyle davranamazsın der gibiydi. Asansörden indiklerinde bir çekit çekti. Ona tecavüz etmeye kalktı, başarısız oldu ve onu üst kata götürdü. Bazen onu kurtarabilecek binlerce kişinin yan koridorundaydı. İnce bir duvarın arkasında. Craig Allen'ı sahne arkasındaki merdivenlerden çatıya doğru yürümeye zorlar. Onun çatıya çıkardı. Ayakkabılarını çıkarttı. Çünkü orada taşlar vardı ve yürümesini zorlaştırıyordu. Kaçıp yardım istemesinden korkan Craig giysilerini çıkarmaya karar verir. Giysilerini yanındaki bıçakla kesti. Ellerini arkadan bağladı. Charles Heffernan ve savcı yardımcısı Craig'in itirafını ona kamerada geri okurlar. Onun ağzını tıkadım ve sanırım gözlerini bağladım. Bu cevabı anladın mı? Evet. Onu orada bırakacağını ve sonra birisine yerini söyleyeceğini belirtti. Ancak Grimmons oradan ayrılırken Helen kurtulmuştur ve yine kaçmaya çalışır ve o zaman gerçekleşti. Geri gittim ve onu aşağı tekmeledim. Bu cevabı anladın mı? Evet. Tam bir dehşet. Sonra onun fazla güçlü olduğuna, serbest kalacağına karar verdi ve onu aniden çatıdan aşağı tekmeledi. Bu itirafla Polis Craig Crimmins'i tutuklar. 27 Nisan 1981. Crimmins mahkemeye çıktığında medya yeniden olaya üşüşür. Ancak şaşırtıcı biçimde pek çok hikayede Craig kurban olarak sunulur. Muhabirler etrafta dolaşıp Craig Crimmins'in arkadaşlarıyla konuşuyordu. O iyi bir adamdı. Crimmins böyle bir şey yapmazdı. O bizim arkadaşımız diyorlardı sarhoş olup uyuduğu mazeretini kabul ettik. Bir cinayet işlemisinden çok daha mantıklıydı. Bizden olanı korumalıydık. Ona destek vermeliydik. Bu sırada gerçek kurban Helen Mintings neredeyse unutulmuştur. Helen öldürüleli bir seneden uzun zaman olmuştur. Ailesi Kanada'da onun ölümünün yasını tutmaktadır. Craig Remonson ailesi ve arkadaşları ise Herkesin önünde oğullarını, kardeşlerini, meslektaşlarını savunurlar. Craig kimseyi incitmez. Öleceğim güne dek buna inanacağım. Gazeteler şimdi de polisin Kremens'i hedef aldığını söyler. Başlıklardan birinde itiraf bir oyundu yazıyordu. Bu New York Post'taydı. İtiraf bir oyundu, klasik bir savunmadır ve savunma avukatları bunu kullanacaktı. Bu onlar için önemliydi. Savunma tarafı kendi açılarından insanların Craig'in masum olduğuna ve itirafı almak için uygunsuz taktikler kullandığına inanması için kendilerince başarılı bir iş yaptılar. Ancak jüri başka bir şey görmüştür. Kafan karıştıysa bana soru sorma hakkım var. Dur de, başka şekilde anlatayım. Kasıtlı olarak ona çok büyük bir dikkatle sorular sordum. Ona en ağır, en basit şekillerde soruları yönelttim. Bunu yapmamın sebebi itirafın mahkemede değerlendirilmesi durumunda jürinin izleyecek olmasıydı ve ona adil davranılmadığına dair bir izlenim yaratmak istemedim. Tüm New York sonucun ne olacağını görmeyi bekler. Bebek yüzlü sahne görevlisi mi yoksa dedektifler mi kazanacaktı? Bu bir soru işaretiydi. 4 Haziran 1981. 9 saatlik oturumun ardından jüri bir karara varır. Craig Crammons ikinci derece cinayetten suçlu bulunur. 20 seneden az olmamak kaydıyla müebbet hapis cezasına çarptırılır ve günümüzde de hala hapistedir. Hapse girdiğinde John Lennon'ın katili Mark David Chapman'la aynı hücredeydi. Clemens adamdan pek hoşlanmadığını çünkü sadece oturup çavdar tarlasındaki çocuklar kitabını okuduğunu söylüyordu. 1980'lerde tiyatro salonlarına gidip operadaki hayaletten korkanlar bunun sadece bir oyun olduğunu kendilerine hatırlatabilir. Ancak Meti dehşete düşüren gerçek hayaletin anılarını hatırlayanlar o kadar şanslı değil. Beni hala etkiliyor. Bu vahşete inanamıyorum. Bir insanın kendisini böyle kaybetmesine ne neden olur bilmiyorum. Bu hayatımın sonuna kadar aklımdan çıkmayacak bir şey. Orası kesin. Bunun dehşeti daima benimle olacak. Neden o diye düşünmeden edemiyorum. Neden ben değil? Asansörde birlikteydik, üçümüz. Kim bilir daha neler başaracaktı. Kariyeri daha yeni ilerliyordu, hayatı yeni çiçekleniyordu ve orada kesildi. Ve yıllardır bu üzerime çöküyor.